Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Erzurum Palandöken'e gideceğiz şimdi. Kentteki ve bölgedeki son durumu ve uyarıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan'dan alacağız. Yüksel, kolay gelsin öncelikle. Erzurum'da nedir son durum? Söz sana bırakalım. Teşekkürler Tahir İnan. Bizler şu anda kış turizminin en gözde mekanlarından birisi olan Palandöken Kayak Merkezi'ndeyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün itibariyle Doğu Anadolu bölgesindeki 3 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Sabah saatlerinde Erzurum'da şehir merkezinde karla karışık yağmur görülürken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini göstermişti. Şu an itibariyle de yüksek kesimlerde yine kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor ve Palandöken'de şu an itibariyle yoğun bir sisin olduğunu da belirtebiliriz. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis bulutunun hakim olduğunu söyleyebiliriz. Kar yağışı zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde de yağmaya devam ediyor. Akşam saatlerine kadar yağış uyarısı devam ediyor. Tabii diğer illerde de Ardahan ve Kars'ta da yine yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tüm Türkiye için 19 ilde sarı kodlu ve 5 ilde ise turuncu kodlu uyarı yapılmıştı. Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt için turuncu kodlu uyarılar yapılmıştı. Şu an itibariyle de Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak da devam ediyor. Şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde yağıyor. Tabii Palandöken'de sezon açılmıştı. Kayak severler sabah saatlerinde Palandöken'e geldiler. Kimi kayak severler kaymayı tercih etti. Kimileri ise gondol ve telesiyajlardan Palandöken'in bu muhteşem manzarasını seyretmek için geziye çıktı diyebiliriz. Şu an itibariyle Palandöken'de yoğun bir sis olduğunu, sis bulutunu sardığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım da gösterebilse hemen kızak pistinde, acemi pistinde bazı vatandaşlar hem fotoğraf çekilmek için bu noktaya geliyorlar hem de yine o noktada ailecek güzel vakit geçirmek için de çocuklarıyla birlikte kızak keyfi yaşıyor diyebiliriz. Tabii Palandöken'de kar yağışı görsel şölene dönüşürken şehirler arası yollarda ise çileye dönüşebiliyor. Erzurum-Erzincan arasında bulunan Aşkale güzergahında sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Minibüs ve otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişinin yaralandığını söyleyebiliriz. Tabii bu vesileyle bir kez daha uyaralım. Özellikle şehirler arası güzergahlarda yolculuk edecek olan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var. Zaman zaman yoğun kar yağışı ile birlikte görüş mesafesinin de kısaldığını söyleyebiliriz. Bu anlarda dikkat edilmesinde fayda var. Tabii kar yağışının ardından özellikle de gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında dereceleri düşmesiyle birlikte don olayları da yaşanabiliyor. Şöyle kameraman arkadaşım benimle birlikte gelebilirse biraz daha yukarıya doğru çıkalım. Yoğun bir sis bulutunu sardığını söylemiştik. Tabii hafif de olsa kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde yoğun bir kar yağışı hakimdi Palandöken'de. Yağan karla birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının da 1 metreye yaklaştığını söyleyebiliriz. Bizler şu anda kayak merkezinin giriş kısmındayız. Oteller bölgesindeyiz. Bir tarafta bungalov evleri görebiliyorsunuz. Diğer tarafta oteller bulunuyor. Tabi rezervasyonlar erken başlamıştı Palandöken'de. Sezon da erken açılmıştı. Kayak severler hafta sonunda özellikle yoğunluk oluşturmuştu. Şu an itibariyle de yine zaman zaman bu noktaya gelen kayak severleri görebiliyoruz. Ancak yoğun bir sis var. Genelde kaymayı değil de bugün itibariyle Palandöken'in bu muhteşem manzarasının tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Bir kez daha uyaralım. Palandöken'de bu muhteşem manzara görsel şölen sunarken tabii yollarda sürücülerin dikkat etmesinde fayda var. Özellikle Erzurum, Erzincan güzergahında bulunan Sakal Tutan geçidinde yine Erzurum-Bayburt arasında bulunan Kop Dağı geçidini kullanacak olan sürücülerin özellikle de ağır tonajlı araçların mutlaka ama mutlaka zincirlerini yanında bulundurmasında fayda var diyelim. Şu an itibariyle Erzurum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken şehir merkezinde karla karışık yağmurun etkili olduğunu söyleyelim. Sözü merkeze bırakalım.